Evet, haber ekranlarına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, bu hafta dış politika gündeminin içerideki yansımalarına bakacağız. Programımızda Libya'ya, İdlib'e de bakacağız. Berlin'de liderler Libya krizini ele aldı. Ateşkes konusunda anlaşma sağlamak istediler ama Hafter saldırılarını sürdürüyor. İç savaşla yıpranmış ve üçe bölünmüş bir Libya var artık ve petrol rezervleri nedeniyle de dünyanın da ilgisini çekiyor elbette. Bölgede ateşkese yönelik saldırılar Libya ile sınırlı değil. İdlib'de de rejim güçleri saldırılarına ara vermiyor. İnsani krizin eşiğinde bir İdlib'de karşı karşıyayız ve olası göç dalgasının içerideki yansımalarını ele alacağız. Konuklarım gazeteci Sayın Halime Kökçe, akademisyenler Sayın İsmail Çağlar stüdyomuzda ve Enes Bayraklı da Brüksel'den bizlere katılacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, dedik ki ateşkes anlaşması oldu. Berlin'de liderler bir araya geldi. Ancak ateşkese uymayan bir Hafter var. Şimdi ateşkes hayata geçirilirse Türkiye'nin bundan sonraki beklentisi ne olacak Halime Hanım? Buyurunuz, sizinle başlayalım. Şimdi ateşkes aslında Hafter, siz de ifade ettiniz. Hem Türkiye ve Rusya'nın, Putin ve Erdoğan'ın Türkiye'deki görüşme sonrası yaptıkları ateşkes çağrısının hemen akabinde biliyorsunuz Savunma Bakanımız, Dışişleri Bakanımız ve MİT Başkanımız oradaki mevkidaşlarıyla ve Hafter ve Sarraç'ta bir görüşme yaptı ve orada aslında bu ateşkesin bir imza altına alınması prensipte karara varıldı ama yine son dakika tıpkı Berlin'de olduğu gibi orada da Hafter imza etmekten kaçındı. O süreç Berlin'e taşındı. Berlin'de çok geniş katılımlı hem Libya'da taraf olan ülkeler hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki ülkeler artı Birleşmiş Milletler kurum olarak Avrupa Birliği ve Arap Birliği gibi kurumların gözetiminde katılımıyla bir zirve gerçekleşti Libya konulu. Türkiye bu zirvenin aslında en yapıcı, itekleyici unsuruydu diyebiliriz. Çünkü bu süreci hızlandıran Türkiye'nin Libya meşru hükümetiyle imzaladığı hem ekonomik içerikli, işte Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması, Doğu Akdeniz'deki sularla ilgili hem de Libya'ya asker desteği aslında. Eğitim ve gerektiğinde, yardım istediğinde Türkiye'nin asker gönderebileceğine dair bir muhtıra imzaladı Türkiye. Ve birden bütün taraflar, daha doğrusu bölgedeki Türkiye karşıtı taraflar ve Hafter oyunu tersine çeviren, çünkü Hafter için aslında işte Trablus'u düşürmek noktasına kadar yaklaşmışken ve Trablus'a saldırı demek aslında Libya'daki statükonun yani zaten hali hazırda bir çatışmalı durum var ama bunun çok kanlı bir iç savaşa dönüşmesi demek. Çünkü yenişemeyeceğiniz bir vasat oluşuyor. Yani Trablus'a iş oraya geldiği zaman başka bir level, başka bir seviyeye ulaşmış olacaktı savaş ya da iç savaş. Buraya varmadan Türkiye meseleyi sulhle aslında işte siyasi süreci, çözüm sürecine götürecek bir vasat ortam oluşturmuş oldu ve tarafları şu an çok sağlıklı gibi gözükmese de, çünkü siz de ifade ettiğiniz Hafter imza atmakta direniyor. Bu hani kendi ikircikli hali mi yoksa işte o kulağına okunan suflelerle ilgili bir şey mi, bu tartışılır, tahmin de edilebilir çok rahat tabii ki. Çünkü orada ki işte Hafter'in işte paralı askerlerinin diyelim ki parasını kimin verdiği de biliniyor. Ama son tahlilde şu aşamaya nasıl gelindi sorusu da bence çok önemli. Bu aşamaya, oradaki dengeleri değiştiren aşamaya, bir çözüm masasını icbar eden aşamaya aslında Türkiye'nin hamlesiyle gelindi. Bu çok önemli. Türkiye hem kendi ulusal menfaatleri açısından, bunun içine hem Doğu Akdeniz'deki partneri artık biliyorsunuz Libya, Doğu Akdeniz şu an bir iktidar savaşı alanına dönmüş vaziyette. Türkiye de elbette ki kendi menfaatlerini orada korumak istiyor, ekonomik menfaatlerini korumak istiyor. Hem öyle hem de komşularıyla Libya biliyorsunuz bu Kaddafi öncesinde çok sıkı ekonomik ilişkileri olan bir ülkeydi. Türkiye bütün bölgesindeki komşularıyla çok sıkı ekonomik ilişkileri olan bir ülkeydi.
bir an evvel bütün hani komşularının stabil devletli ülkelere dönüşmesini istiyor. Bu hem o ülkeler için hem Türkiye için iyi bir şey. Bu açıdan elbette ki bir an evvel çözüm masasına oturulmasını istiyor. Siyasi çözüme kavuşmasını istiyor Libya'nın. Olmazsa ne olur? Yani olmazsa ne olur? İşte 8 yıldır Suriye'de devam eden bir savaş var. Yani bu da bölgede statüko haline gelmiş zaten. Yani Türkiye bu konudaki çabalarını elbette ki devam ettirir ama şu manzara ortaya çıkmış olacak ki bence şu haliyle bile o manzara ortaya çıkmış durumda. Kim barış istiyor, kim çözüm istiyor, kim savaştan kaçınıyor, kim kendi insanının katledilmesini, bir anlamda kardeş kanı dökülmesini istemiyor. Bu manzara çok net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Nitekim aslında 2014'ten beri Hafter orada işte çözümü imkansızlaştıracak hamleleri yapan Hafter aslında böyle bir portre olarak ortaya çıkmış durumda. Şu dakikadan sonra bu kadar ülke bir araya gelmişken bunun da biliyorsunuz işte Hafter'in arkasındaki Hafter'i finanse eden ve çok uzun süredir Türkiye'ye muarız bir hat oluşturan ülkeler olduğunu da biliyoruz. İşte Yunanistan'ın bir taraftan, Fransa'nın bir taraftan, işte Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, belki dolaylı olarak aslında Amerika'nın Hafter'i cesaretlendirdiğini, desteklediğini, Rusya'nın da aslında belki düne kadar işte o Wagner'ler üzerinden her ne kadar bunun bir siyasi destek olmadığını, bunun kendi ulusal menfaatleriyle alakalı olmadığını, sadece bir paralı asker şeyi olduğunu, bir şirket üzerinden kurulmuş bir ilişki olduğunu söylese de Rusya, görünürde onların da bir askeri desteği olmuş oluyor sonuç itibariyle. Ama Türkiye bu denklemi değiştirdi ve 55 maddelik mutabakatın altında aslında bütün bu ülkelerin imzası var ve bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gitmesi bekleniyor. Güvenlik Konseyi'nde de ki ülkelerin tamamı aslında zaten Berlin'deki zirvede vardı. Yani beklenen o ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin zaten mevcut haliyle bunu imzalaması. Bu zaten gayrimeşru olan ve bu süreçte kendini meşrulaştırabilecekken, çünkü sonuç itibariyle uluslararası bir belgenin altında imzanız olmuş olacak. Bu sizi zaten aktörleştiren bir şey. Yani bu fırsatı da kaçırmış olacak Hafter. Türkiye'nin şeyi bu, hani biraz kaderi bu diyelim ki, hep hani uzlaştırıcı, hep işte sulhe çağırıcı ve bir an evvel bölgenin istikrara kavuşması için çabalayan bir ülke. Bu misyonunu da aslında tescillemiş oluyor ama şu anda Türkiye hem kendi menfaatleri açısından elbette ki gereği neyse onu yapacaktır. Şöyle bir ifadesi vardı, ben de Berlin ziyaretinde Cumhurbaşkanı'nı takip eden gazetecilerden biriydim. Dönüşte verdiği röportajda da şunu söyledi, yani gereği yapılmazsa, hani bunun gereği yapılmazsa bu şu demektir. Yani biz bütün taşları koyduk, bütün olur taraflarını meselenin masaya yatırdık. Yine de olmuyorsa burada artık hani gereğini yapmak da bize düşer. Bize ne düşüyorsa biz de gereğini yaparız. Türkiye'nin biraz da konumu bu. Bu vasatta işte diyelim ki meşru hükümet bizden yardım ister. Şu anda biz eğitim yardımı yapıyoruz. Bu konudaki anlaşmamız neye müsaade ediyorsa o çerçevede Türkiye'ye yapması gereken yardımı yapacaktır diye düşünüyorum. Sayın Çağlar, Sayın Kökçe ifade etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Berlin zirvesi dönüşü aslında Türkiye ne gerekiyorsa onu yapacaktır, üzerine düşeni yapacaktır. Türk askeri orada eğitim için var ama sadece Türk gücü yok. Aslında birçok ülkenin ordusu, askeri gücü orada var. Bunu söylediğimizde cevapsız kalıyorlar dedi. Cumhurbaşkanı ifadesi bu şekildeydi. Şimdi ateşkes sağlanamaz Sayın Kökçe söyledi ancak Türkiye politikasında bir revizyon olur mu? Olursa nasıl olur? Nasıl bir gidişat bizi bekler? Sizin görüşünüz nedir efendim? Buyurunuz. Şimdi Türkiye'nin üzerine düşeni yapmasından başlayalım. Bu ifadeler dillendirilince bir kısmı maksatlı, bir kısmı da meseleye çok vakıf olmadığı için kamuoyunda şöyle bir durum oluşuyor. Eyvah, biz işte oraya bir
kolordu indireceğiz ve bizim askerlerimiz bildiğiniz işte tankıyla, tüfeğiyle, topuyla, hava unsurlarıyla, kara unsurlarıyla Libya'da Haftar güçleriyle göğüs göğüse savaşacaklar. Gereği denilince bazen böyle anlaşılıyor iyi niyetli, bazen de birileri sanki illa bu anlaşılması gerekiyormuş gibi manipüle edebiliyorlar meseleyi. Gereği şu, yani Türkiye şimdiye kadar zaten gereğini yaptı. Ve gereğini yaparak aslında asker tezkeresi alarak, çıkartarak, meclisten bu izni çıkartarak Libya ile bir askeri destek anlaşması imzalayarak aslında asker göndermenize gerek kalmamasını sağlamış oldunuz. Şimdi tabloyu çok net çizmek lazım. Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması ve peşine askeri işbirliği anlaşması olmasaydı ve bu kararlılığını da meclisten tezkereyi çıkartarak göstermeseydi ne Moskova'daki ateşkes çağrısı olurdu, ne Berlin toplantısı olurdu. Berlin toplantısı olsa bile kapsamı bu şekilde olmazdı. Ve şimdi ya belki binlerce sivilin canı pahasına Libya'da tablo tam tersine dönmüştü. Yani sizin o gereği dediğiniz şeyi illa askerle yapmayı bekliyorsunuz ama bunun çok farklı enstrümanları var. Dolayısıyla bu ateşkes yürürlüğe girmezse ki şu anda fiiliyatta da tamamen saldırıların Libya'da kesildiğini söyleyemeyiz. Evet. Ateşkes yürürlüğe girmezse Türkiye'nin birçok hamlesi var. Bu hamlelerden birisi oraya muharip unsurları göndermekte. Ama tabii ki bunların hiçbirisi ilk günden gidip de orada insanların haklı olarak bir kısmının da dediğim gibi kaygılandığı gibi bir savaşın içerisinde yer almak, orada savaşmak anlamına gelmiyor. Bu sonun da sonuncusu olan bir hamle. Ama şu, gerekirse Türkiye bunu da yapar. Aslında orada olmasının sen başta ifade ettin bence çok önemli. Yani. Olmak, savaşmak zorunda kalmamayı getiriyor beraberinde. Evet, yani tam da bu aslında. Yani aksi takdirde zaten şimdiye kadar gerçekten Trablus'ta bambaşka bir manzara olacak. Yani şu an Türkiye savaşı caydırıcı bir güç olarak vazife görüyor. Yani şöyle düşünelim mesela Suriye'de, Kuzey Suriye'de Türkiye'nin yaptığı askeri harekatları düşünelim. Yani oraya PKK yerleşmeden, oraya DAEŞ yerleşmeden Türkiye girmiş değil olsaydı mi? Bu harekatları yapmak zorunda kalmayacaktık. Evet, bunlar yine de ordumuzun becerisi, teknik kabiliyetleri, eğitimi sayesinde düşük riskli harekatlar oldu yap ama hiç de yapmak zorunda kalmayabilirdik. Libya'daki durum da bu. Yani askerinizi oraya göndererek aslında savaşmak zorunda kalmayacağınız bir atmosfer yaratabilirsiniz. Gelelim ateşkes olmazsa Türkiye değişiklik yapacak mı? Türkiye evet tabii ki yani hiçbir politikanın sabit kalması düşünülemez ama yani bu değişiklik bir taktik değişikliklerden bahsedebiliriz. İşte tezkereyi çıkarmak bir taktik değişiklikti. Bu anlaşmayı imzalamak bir taktik değişiklikti. Amacına ulaşmak için bu taktik değişiklikleri Türkiye yapabilir. Yeni hamleleri yapabilir, yeni aktörleri oyuna sürebilir. Ama şu temel politika hattından Türkiye'nin vazgeçmek gibi bir lüksü yok. Yani orada meşru hükümeti destekleyip onunla birlikte hem Libya'nın çıkarlarını hem de ondan daha önemli olarak tabii ki birinci sırada Türkiye'nin çıkarlarını daha anlaşılacak bir ifadeyle memleketimizin âli menfaatlerinin Libya'da da peşine düşmek, Suriye'de de peşine düşmek. Ana strateji budur. Bu stratejiden Türkiye'nin değişiklik yapması mümkün değil ama ateşkes olmadığı anda başka şeyler olabilir. Siz oraya askeri anlamda teknik destekler verebilirsiniz. Mesela yani orada bir hava akınlarına karşı bir orantısız durum var. Bu anlamda bir teknik destek verebilirsiniz. Bu bir taktik hamledir. Bunu yaparsınız. Ya da hiç şu an çünkü 3 ay önce mesela 2 ay önce tezkereden de bahsedilmiyordu. Şu an hiç masanın üzerinde olmayan yeni bir hamleyi de olumlu anlamda söylüyorum. Adeta şapkadan tavşan çıkarır gibi çıkartıp masanın üstüne koyabilirsiniz. Ama bunların hepsi en nihayetinde o hattın üzerinde yapacağınız hamlelerdir. O hatta Türkiye'nin âli menfaatlerini Libya'da savunmaktır. Bu hattan bir değişikliğin
beklenmemesi gerekiyor ve burada da yani belki ileride konuşacağız, o kadar çok karamsar, kötümser bir tablo çiziliyor ki bunları söylemek zorunda kalıyoruz. Yani burada da hiç kendimizi hafife almamıza gerek yok. Bakın, resmi olarak toplantının kararı ne zaman alındı, ne zaman duyuruldu, o şu bu hepsi bir tarafa. Fiiliyatta işin siyasi anlamına baktığınızda bugün Berlin'deki masayı kuran Türkiye'dir. Evet. Yaptığı hamleyle bunu icbar etmiştir. Bu toplantı Türkiye'nin hamlesi olmasa da yapılırdı. Ama bu gündemle bu kadar dolu, bu kadar belirleyici bir şekilde yapılmazdı. Türkiye bir hamleyle bu toplantıyı yaptı, bu masayı kurdu ve bir hamleyle, o yaptığı hamleyle kurduğu masanın da baş köşesine geçti. Yani bunu hiç unutmamak lazım. Orada Yunanistan yoktu. Evet. Türkiye vardı. Türkiye'nin dengi Yunanistan değil ama hani Libya'nın, Hafter'in, Mısır'ın, İsrail'in filan Doğu Akdeniz'de petrol ararkenki ortaklarından birisi. O işte East Med dedikleri Doğu Akdeniz'deki o hayali petrol hattının geçeceği yerlerden birisiydi Yunanistan ve o masada yoktu. Ve o East Med denilen o hayali petrol hattının Yunanistan'dan sonraki durağı olacak olan İtalya neredeyse tavır değiştirdi. İtalyan şeylerinden, ilgili bakanlarından, sözcülerinden vesaire pes peşe aslında ya bu İsmet'te hani geldik böyle birbirimizi alkışlayarak böyle memorandumlar, iyi niyet belgeleri imzaladık ama bu da pek hayata geçebilecek gerçekçi bir proje değil açıklamaları geliyor İtalya'dan. Yani bunların hepsi Türkiye'nin hamlesinin sonucunda olan şeyler. Dolayısıyla ateşkes olmazsa ne oldu, Türkiye'nin çaresi mi tükendi? Hayır, bu hamleleri yapan Türkiye başka hamleleri de yapacaktı. Ama şunu hani tabii ki şey yapmak lazım, akılda tutmak lazım. Orada ateşkes ve siyasi çözüm Türkiye'nin, aslında bölge ülkelerinin, buna Mısır dahil ve Libya halkının çıkarına, yani Fransa'nın umurunda değil. Yani orada bir iç savaş olsun. Çünkü bölgedeki her iç savaş ve her yıldırıcı, yıkıcı, tüketici savaş aslında içerideki tüm tarafları tüketiyor ve son tahlilde işte biraz daha işte silah satılıyor vesaire falan ve aktörler daha da zayıf, daha da bağımlı hale geliyorlar. O yüzden hani bu meseleleri bu partnerlerin biraz bu perspektifle de artık hani okuyabilmesi gerekiyor. Yoksa Türkiye mesela şu böyle muhalefetin de verdiği akıllardan bakarsanız işte Türkiye caydırıcı güç olmalı, yumuşak gücü kullanmalı, arabulucu olmalı, işte taraf olmamalı vesaire gibi bir takım akıllar Türkiye'nin buradaki yürüttüğü diplomasiyi beğenmeyen ve olması nasıl olması gerektiğini söyleyen bir takım akıl taneleri görüyoruz. Türkiye tam da aslında caydırıcı gücünü kullanıyor. Yani öyle işte askeri güç olmaksızın caydırıcı güç diye bir şeyin olmadığını herhalde bizlerden çok daha iyi biliyorlardır. İşte büyükelçilik yapmış, devletin bir takım bürokrasi, çok güvenlik... bildiklerini zannetmiyorum, biliyor musun? Ona benim sen konuş itirazım var. Hani olabilir değil, ama en azından düşündüğümüz için tamam, onlara kara çalmak için yapılmış bir itiraz değil. Kitap üzerinde bilmeleri gerekiyor. Altını. Yani birkaç ülkede büyükelçilik yapmış birisinin bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bilmiyorsa o onun problemidir. Bu bilmiyorsa, yani Türkiye'de büyükelçilik yapmış birisi bunu bilmiyorsa bu tabii ki Türkiye'nin de problemidir ama hadi bu, mevcut örneklerde o kişinin problemidir diyelim. Aslında bu arada muhalefetin aslında tavrını soracağım ama şu anda telefon attığımızda Enes Bayraklı var. Dilerseniz oraya dönelim, Brüksel'e dönelim. Enes Bayraklı bize Brüksel'den katılıyor. Sayın Bayraklı hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, şimdi Sayın Kökçe de Sayın Çağlar da açıkladı. Türkiye burada barışı sağlamaya, siyasi çözüm arayan bir ülke konumunda ve Berlin zirvesinde 55 maddelik bir bildiri imzalandı. Bu bildiriye Hafter imzasını atmadı. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var.
Yani bu yazılı olmalı, sözde söz kalmamalı, uçar, söz uçar yazı kalır dedi. Evet, bize sözel olarak söyledi. Umuyoruz ki ateşkes sağlanır, bu şekilde devam ederler dedi. Ama silah sesleri o bölgeden gelmeye devam ediyor. Ve ne yazık ki sadece o bölgeden değil, Libya'dan değil, İdlib'den de geliyor. Şimdi İdlib'de insani kriz devam ediyor. Türkiye o konuda da aslında bölgeye barış getirmeye çalışan ve bu anlamda çok fazla çaba gösteren tek ülke diyebiliriz Türkiye için. Ama Rusya ile ilişkilerde anlaşmamıza bir zarar gelmesi söz konusu olabilir mi İdlib konusunda? Ne dersiniz? Size bırakıyorum sözü Sayın Bayraklı. Evet, şimdi yani İdlib meselesi tabii çok karmaşık bir mesele ama öncelikle şunu söylemek lazım. Yani Türkiye kendi ayakları üstünde durup kendi ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek üzere politikalar takip ediyor. Bu manada özellikle tabii Libya'da atılan adımı çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Bu noktadan önemli. Bir kere biliyorsunuz Libya'daki kriz uzunca süredir devam ediyordu ve Avrupalı aktörler uzaktan seyrediyorlardı. Türkiye'nin atmış olduğu adımla birlikte biliyorsunuz diplomatik süreçler hızlandı, hareketlendi ve neticesinde Moskova'da bir zirve oldu, bir görüşme oldu. Daha sonra Türkiye Avrupa Birliği'ni de olaya kattı. Daha doğrusu Avrupa'daki aktörleri de katarak Berlin'deki şeye katıldı biliyorsunuz, zirveye katıldı. Şimdi Libya ile bizim yapmış olduğumuz bu münhasır ekonomik bölge anlaşması çok önemli bir anlaşma. Türkiye'ye karşı kurulan bloğu Türkiye bloğu cevap vermiş oldu. Şimdi bizim Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumak üzere Türkiye Libya'da en önemli sebeplerden bir tanesi bu. Bunu hiç unutmamak lazım. Çünkü Türkiye'ye bırakılan alan Doğu Akdeniz'de neredeyse bizi Antalya Körfezi'ne hapseden bir münhasır ekonomik bölgeyi bize biliyorsunuz öngörüyorlar bırakmayı ve gerisini kendi aralarında paylaşıyorlar. Bu tabii hiçbir anlaşma, uluslararası anlaşmaya uygun bir şey değil. Uluslararası efendim söyleyeyim sözleşmelere uygun bir tavır değil. Ama bunu bir de facto efendim söyleyeyim Türkiye'ye kabul ettirebileceğini zannetti. Yunanistan ve Güney Kıbrıs. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'ne üye oldu. Avrupa benim arkamda. Efendim söyleyeyim biz bunu Türkiye'ye dayatırız diye düşündüler. Eğer biz Libya'ya tezkereyi geçirip oraya askeri uzmanlar gönderip oradaki mevcut yönetimi destekleyeceği adımlar atmasaydık ve o hükümet düşseydi, akabinden de Hafter bu anlaşmayı iptal etseydi, biz bundan belki önümüzdeki 4-5 yıl sonra Doğu Akdeniz'de bambaşka bir çatışmanın içerisine girmek zorunda kalacaktık ulusal çıkarlarımızı korumak için. Dolayısıyla aslında Türkiye bu manada Doğu Akdeniz'deki bir gerilimi de ne yapmış oldu? Ötelemiş oldu. Çünkü Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Bu Türkiye için bir savaş sebebi. Yani Türkiye'ye bu biçilen münhasır ekonomik bölge meselesi. Dolayısıyla aslında biz burada attığımız adımla bir savaşı da engellemiş olduk. Karşı tarafa bu açıdan da bir şey açmış oluyoruz. Gelin oturun müzakere edelim. Evet. Adımını atmış oluyoruz Libya'da attığımız adımla. İdlib meselesi bugüne kadar Türkiye tabii birçok anlaşma görüşme yaptı Rusya'yla. Sürekli devam ediyor. Burada bir kere şunu kabul etmek lazım. Bu çok dinamik bir süreç. Yani bir kere bir anlaşma yapalım. Ondan sonra her şeyi çözmüş olalım diye bir şey söz konusu değil. Sahadaki dinamikler sürekli değişiyor. Her değiştiğinde de hem Rusya, hem Amerika Birleşik Devletleri, hem Fransa, hem diğer aktörler hepsi pozisyonlarını değiştiriyorlar. Dolayısıyla Türkiye tekrardan kendi pozisyonunu belirlemek zorunda. Dolayısıyla burada da yine Türkiye ne Rusya'ya güvenerek, ne Amerika'ya güvenerek, ne efendim söyleyeyim başka bir aktöre güvenerek Suriye'de politikalarını belirlemiyor. Burasının altını kalın çizgilerle çizmek lazım. Türkiye kendi ayaklarında üstünde durarak ulusal çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunu yaparken de öncelikle görüşmelerle, daha sonra başka türlü baskılar üzerinden ve en sonunda da askeri efendim söyleyeyim şeyleri, opsiyonları devreye sokarak amaçlarına ulaşmaya çalışıyor. Bu manada Libya tezkeresinin çok etkili olduğunu gördük. Yine Suriye'de yapılan askeri operasyonlar biliyorsunuz sadece bir hafta sürdü ve bir anda sınırdaki dengeleri değiştirdi. Suriye'nin içerisindeki dengeleri değiştirdi. Dolayısıyla Türkiye savaşmak için yahut işte çatışmacı, genişlemeci bir pozisyon politika takip etmiyor. Ama ulusal çıkarlarını, doğrudan ulusal güvenliğini ilgilendiren meselelerde, kırmızı çizgisini ilgilendiren meselelerde de ciddiyetini tüm dünyaya ilan ediyor, gösteriyor. Bu manada
Ben İdlib meselesi olsun, diğer meselelerde olsun bu dinamik sürecin devam edeceğini düşünüyorum. İşte Libya'da yapılan Berlin'deki görüşmelerde hızlı bir sonuç çıkması mümkün değil. Ama Türkiye şunu gösterdi, ben oturup konuşmaya, müzakereye hazırım. Evet. Bu açıdan bu tabii çok önemli bir tavır Türkiye açısından baktığınız zaman. Eğer ama bu müzakereleri sonunda yapılan görüşmelere uygun adım atılmazsa ben sahada askeri olarak da mevcudum ve bununla ilgili adımlar atmaktan da çekinmeyeceğimin işaretini de Türkiye veriyor. Bu manada çok büyük bir kazanım elde ettik. Yani Yunanistan'ın Berlin zirvesine davet edilmemiş olması, hatta Avrupa Birliği'nin olmaması kurumsal olarak işin içerisinde müthiş bir olaydır Türkiye açısından. Bu açıdan da Türkiye yeni uluslararası siyasetin geldiği yeni biliyorsunuz dönemde de Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok bölgede şeyden çıkıyor, resimden çekiliyor, daha çok Pasifik bölgesine yöneliyor. Bu noktada da Türkiye bu boş alanlarını doldurmaya başladı. Diğer aktörler de biliyorsunuz bunu yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz ikili ilişkiler üzerinden hem Doğu Akdeniz'deki hem Orta Doğu'daki çıkarlarımızı korumak üzere çeşitli adımlar atıyoruz. Türkiye bunu çok önce fark eden ülkelerden bir tanesi. Diğerleri bu yeni değişen düzene ayak uydurmaya başlıyorlar. En azından çalışıyorlar son dönem. Evet. Sayın Bayraklı, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olunuz yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Tekrar stüdyoya dönüyoruz. Elimize gelen son dakika bilgisini de hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten TRT Haber ekranlarında da geçiyor bilgisi. Anadolu Ajansı'ndan bir açıklama var. Libya'daki Haftar güçleri Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti. Şimdi Berlin zirvesinin hemen akabinde. Evet, halihazırda o bildiriye, 55 maddelik bildiriye imzasını atmıyor Hafter, ancak sözel olarak her ne kadar söylese de ateşkese uyacaklarına. Hemen akabinde böyle bir tehdit gelmesi, yani bu neye dair bu tehdidi yapabiliyor? Yani ne cüretle, neye dayanarak, ne dersiniz? Sayın Kökçe, sizinle devam edelim. Şimdi sahada Hafter'in yani bazı teknik bilgiler var, bildiğim kadarıyla aktarayım. İşte 5000-6000 Sudanlı paralı askeri var, işte 2000 Wagner gücü var, bir takım işte yerel milisler var, bir takım işte oradaki kabilelerden oluşan. Ama teçhizat anlamında iyi beslenmiş. Belki sayıca çok yok ama teçhizat anlamında iyi beslenmiş bir şey var. Muhtemeldir ki buna güveniyor ya da işte bir iç savaşa dönüşmesinden sürecin çekinmiyor. Çünkü zaten biliyorsunuz yani Hafter, bugün bahsettiğimiz Hafter aslında işte bir darbe suretiyle aktörleşmiş. Yani Kaddafi karşıtı ama sonrasında oluşan hatta Libya yönetimi içerisinde kendi temsil organları, temsilcileri de olmasına rağmen darbe yapmak suretiyle ayrı bir baş çekmiş. Şimdi ya bu sürecin nereye gideceği meselesine baktığınızda bu ne Hafter'e ne Hafter'in arkasına aldığı kabilelere, yani oradaki yerel halka yarayacak bir şey. Yani bu ancak işte bu sufleleri kim veriyorsa Hafter'e, evet, aslında onlara yarayacak bir şey diye düşünüyorum. Hani bundan sonra Türkiye'nin işte bu ateşkes çağrısına uymayıp Hafter işte saldırı, ki yani bu ifadede de böyle sivil uçaklar, bu ne demek mesela? Yani sivil uçak demek yolcu uçağı demek mi yani? Bu nasıl bir cüret ayrıca? Evet. Şimdi bunun herhalde hesabını işte o 55 maddenin altında imzası olan Birleşmiş diğer Milletler ülkeler, Güvenlik Konseyi üyesi olan ülkelerinde herhalde buna bir cevabı olsa gerek diye düşünüyorum. Olması yani, beklenir ama. Yani olması beklenir kuşkusuz. Evet. Çünkü bu kendi taahhütlerinin de, kendi işte onayladıkları şartnamenin de aleyhine bir tavır sergiliyor. Şimdi bu nasıl bir cesaret diyeceksiniz. Evet. Yani bunu anlamak için tabii ki oradaki başka ilişkileri, görünmeyen aktörleri, görünenin arkasındaki görünmeyen aktörleri de konuşmak gerekiyor. Bu işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin sadece parasal olarak desteğiyle olacak bir şey midir? O da değildir yani. Sonuç itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri de tükenmez bir krediyi kendi kendine üreten bir yapı değil.
değil, tükenmez bir parayı kendi kendine var eden bir yapı değil. O da bir taşeron, o da bir tür taşeron örgüt aslında. Yani devletten çok orada bir örgüt gibi hareket ediyor. Çünkü ne kanun ne hukuk hiçbir şey bağlamıyor Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve kendi bölgesel çıkarlarının da hilafına muhtemelen. Yani o Müslüman ülkelerin, Müslüman halkların bölgesel çıkarlarının, ulusal çıkarlarının de hilafına hareket ediyor. Mütemadiyen ve uzun süredir böyle. Ve 2013'ten beri aslında 2011'den beri bölgede bir şey kaynatılıyor ve o kaynatılan şey her neyse onun işte baş aktörlerinden birisi olmaya soyunmuş bir yapı Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır keza. Şimdi burada yani Hafter'i işte ateşkesi imzalamamaya, kendi halkının kıyımına yol açabilecek bir iç savaşa cesaret etmeye sevk eden şey ne sorusu aslında birazcık daha bölgeye bütüncül bakmakla belki anlaşılabilecek bir şey. Libya'da işte kim istikrara Libya kavuşmasını istiyorsa Suriye'de de aynı aktörler istikrar istemiyor. Mısır'da da işte aynı aktörler aslında demokrasi gelsin, halk bu çatallanmadan, kutuplaşmadan kurtulsun istemiyor. Türkiye 5 yıl 6 yıldır kimler taarruz içerisindeyse bunların hepsi aslında bir yerde ya kuyrukları birbirine değiyor ya da aynı masanın etrafında oturmasalar bile çıkarları, bölgedeki çıkarları ortaklaşan aktörler diyebiliriz. De bu Libya'daki terörle mücadele konusunda az önce gelen Anadolu Ajansı'ndan gelen açıklamayı da göz önünde bulundurursak acaba bunun altında bazı ülkelerin oyunları da var mı? Aslında bunu gösteriyor ama Sayın Kökçen de dediği gibi hem Suriye'ye de baktığımızda Libya'ya da baktığımızda yine aynı isimler aynı ülkeleri görüyoruz. İşte arka bahçesi dediğimizde bazı oyunların arka bahçesinde kimler var ya da Sayın Kökçen'in tabiriyle o sufleleri kimler veriyor dediğimizde hangi ülkelerin olduğunu belki parasal anlamda ya da işte askeri güç anlamında kimlerin silah yardımı yaptığı aslında ortada. Ama sizin bu anlamdaki yorumunuz nedir? Şimdi Türkiye'nin attığı adımlar Libya'ya aslında denge getirdi, ateşkese zemin sağladı, siyasi çözüm noktasında tüm ülkeleri bir araya getirdi ve aynı masada topladı. Ama Hafter'in bu anlamda bu cüretle bir açıklama yapması neyin göstergesi sizce? Şimdi öncelikle bu Türkiye'nin baştan beri yaptığı bir vurguyu birazcık da anlaşılır kılıyor. Türkiye ısrarla Sarraj hükümetinin meşru bir hükümet olduğuna, Birleşmiş Milletler tarafından tanındığına ve Hafter'in darbeci olduğuna vurgu yapıyor. Evet, bu tek başına sizi kurtaran bir şey değil. Yani bir askeri varlığınız yoksa, bir siyasi varlığınız yoksa sadece Birleşmiş Milletler tarafından meşru hükümet olarak tanınmak sizi kurtarmaz. Ya da sahada bir askeri üstünlüğünüz varsa o darbeci olmanız bir işe çok fazla anlam ifade etmez. Çünkü askeri üstünlük sayesinde rakibinizi saf dışı bırakırsınız ve darbeniz hedefine ulaşmış olur. Ve başarılı olursunuz. Şimdiye kimse de size darbe demez. Devlet zaten. Oldu. Devlet başkanı darbe yaparak bir öncekini. Dünya tarihinde hep böyledir. Başarısız darbelerin evet, zaten başındaki kişiler darbeci olarak yaftalanır. Başarılı darbelerin başındaki kişiler devlet başkanı olur, ulusal kahraman olur vesaire. Şimdi o ama bu tek başına yeterli değil ama meşruiyetten Türkiye'nin kastettiğini de bu gösteriyor. Yani Allah aşkına bir ateşkes süreci olmadığını varsayalım. Sivil uçakları vurmak nasıl bir açıklamadır? Yani ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Yani şöyle bir şey, dünyada ateşkesin olmadığı her yerde sivil uçaklar mı vuruluyor? Her çatışma bölgesinde. İşte İran eline yüzüne bulaştırıyor. Onlar yapıyorlar öyle şeyleri. İşte Ukrayna'da şaibeli, kimin vurduğu belli olmayan birkaç tane şey var. En azından inkar sivil ediyorlar. Uçak var, inkar ediyorlar ya da yanlışlıkla oldu diyorlar. Hani bilerek, isteyerek, taammüden, planlayarak uçak, sivil uçak vurmak, bununla tehdit etmek nedir? Bu başlı başına bir meşruiyeti ortadan kaldıran bir şey zaten. Yani dünyanın en meşru otoritesi olsun. Yani şöyle izah edeyim. Bugün kalksın Türkiye, yani Suriye'de işler istediğimiz gibi gitmezse
sivil uçakları vurabiliriz diye bir açıklama yaparsanız zaten istediğiniz kadar meşru bir devlet, hükümet olun, bunların hepsi ortada. Bu hem kendini kalkar. Aslında bir köşeye sıkıştırmak. Çok garip bir acemilik, onu gösteriyor. Bir köşeye sıkışmışlığın da göstergesi. Üstelik bunun bu ifadenin kendisi daha da sizi köşeye sıkıştıran bir şey. Öbür tarafta da tabii bir pervasızlık var. Bu da çok net. Peki bu pervasızlık neden doğuyor? Aslında baştan beri böyle olan fakat günümüzde daha fazla görünen, ön plana çıkan, artık kamufle edilemeyen bir hakikat var. Sizin bugünkü yapısıyla uluslararası kurumlar dediğiniz kurumlar, uluslararası norm, uluslararası kurumlar dediğiniz kurumlar işlevsizdir. Yaptırım gücü yoktur, çözüm üretmez. Uluslararası normlar dediğiniz normlar da değersizdir. Yani Suriye'de işte hem kaç yıldır bir iç savaşın devam ettiği, bugün dünyanın nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgelerden birisi haline gelmiş İdlib'in pazar yerinin orasının burasının, yani hani nüfus yoğun, siz askeri hedef vuruyorsunuz da zayiat, sivil hedef ölüyor filan değil yani. Siviller vuruluyor. Bilerek, isteyerek siviller vuruluyor. Şey gözetmeden, hedef gözetmeksizin. İdlib'in vurulduğu Suriye'de yıllardır bu savaşın devam ettiği, kimyasal silahların kullanıldığı, bizim maalesef yani söylemek bile çok rahatsız edici. Çocuk cesetleri, uzuvları kopartılmış insan şeylerinin filan böyle spor salonlarına yığıldığı, bunları filan gördüğümüz bir dünyada yaşadığımız için Hafter'de bu kadar pervasız olabiliyor. Çünkü biliyor ki evet, ne kadar önemsesek de kendi önemli bir parçası olduğumuz süreci değersizleştirmeyelim. Ama öbür taraftan da o da biliyor ki evet konuşulur, evet ateşkesler imzalanır, evet Birleşmiş Milletler diye bir şey var. Evet onun bir güvenlik konseyi var. Evet o güvenlik konseyinin tüm üyeleri aynı zamanda Berlin'deydi, bu ateşkesi imzaladılar. Savaş suçları diye bir şey var dünyada, bir değer var. Bunun bir yaptırımı falan var ama bunların yaptırım uygulanmayacağını, yeter ki o devletlere kendisinin sırtını sıvazlayan, ya biz bunları söyleriz ama öbür taraftan da sen eğer Libya'da bir şekilde bütün Libya'yı ele geçirirsen ondan sonra da sana dokunmayız, seninle çalışırız, anlaşırız. İş yaparız, beraber petrol çıkartırız, ararız, buluruz, satarız diye perde arkasından sırtını sıvazlayan o güçlerin de buna yol verdiğini bildiği için bu kadar pervasız olabiliyor. Tablonun diğer tarafında da o güçler açısından durum daha şey, yani biz şeyi yaptık, ateşkes çağrısı yaptık, imzaladık da onu. Ama adam durmadı, ne yapalım? Yani kendi ne kadar düzeltiliyorsa, yani bunu kimse yutmuyor da imajlarını düzeltiyorlar. Öbür taraftan da bu tür kötü bir Cumhurbaşkanı yola ısrarında ne kadar haklı olduğu da aslında ortaya çıkıyor. Çünkü evet. Hani bizzat orada sonrasında Merkel'e defaatle, yani işte söz uçar yazı kalır. Mutlaka imza etmesi gerekiyor. Şimdi o imza etmediği takdirde şu davranışın sorumlusu bir taraftan da imza için bastırmayan diğer masanın etrafındaki diğerleri oluyor. Bu yani işte, yine Sayın Çağlar'ın dediği gibi yaptırımı var ama uygulaması kağıt yok. Kağıt üzerinde yok. Bunu biz çok yani net bir şekilde gördük. Hadi Rusya'yı bırakalım. Niye bırakalım? O meselenin göbekten tarafı olduğu için. Yani bu açıklamayla ilgili Almanya'nın bir şey söylemesi gerekmiyor mu? Ya bir dakika, ben ev sahipliği yaptım, inisiyatifi aldım, bu şeyi imzaladım. Sayın Kökşen dediği gibi neden bir baskı uygulanmıyor? Tabii. Niye diğer ülkeler yani nasıl bunu sadece lafta bırakırsın, nasıl imzayı atmasın? Zaten bunu düşün. Şöyle bir algı oluştu. Az önce İsmail'in saydığı bütün bu kurumlara ilişkin, uluslararası kurumlara ilişkin, ihdas edilmiş uluslararası hukuka ilişkin, bütün dünya kamuoyunda bir güvensizlik söz konusu. Yani bunların işlevsiz olduklarına, bunların göstermelik olduklarına, bunların hatta
ve hatta sadece statükoyu devam ettirmek gibi bir işlevinin olduğuna dair bir kanaat hasıl oldu. Yani bir yerde bir çatışma, bir iç savaş varsa o iç savaşın sadece biraz daha uzaması... Çözülmemesinin sebebi. Çözülmemesine yardımcı oluyorlar. Nasıl yardımcı oluyorlar? Yani burada mesela çok böyle garip bir paradoksa evet. dönüşmüş vaziyette. İşte Suriye'de bir savaş var, Yemen'de bir iç savaş var. Ve bu uluslararası kurumlar yardımlarla, diplomasiyi devamlı böyle şeyde tutarak, işliyormuş gibi tutarak... aslında işte oldu olacak diyerek yarayı biraz işte pansuman yaparak mütemadiyen çok böyle artık hani yeter deme noktasını uzatıyorlar. Aslında garip bir şekilde işte nerede yeter denir sorusunu da sormak gerekiyor. Yani işte az önce İsmail'in bahsettiği manzara hepimizin gözünün önüne geliyordur. Evet, Anadolu evet. Ajansı'nın servis ettiği fotoğraflar vardı. Yani bir spor salonunda kimyasal gazlarla bakamadık fotoğraflara. Bunları söyledim de yani. İnanın hani bunu bir şey olarak değil. Birçok insanın öyle olduğuna eminim. Ben bakamadım o fotoğraflara. Şimdi mesela İdlib'de yaşananlar, yani şimdi az önce ben bir giriş yapmıştım o meseleye. Hakim kaldı. Muhalefetin yaklaşımında da mesela bunu görüyoruz. Yani İdlib'le ilgili de biliyorsun çok yakın zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şey oldu. Bana işte oraları bilen birisi söyledi gibi böyle saçma sapan da bir... İdlib'den gelenlerin hepsi teröristtir. Evet, şimdi İdlib'le ilgili bizim gördüğümüz manzaralar, bizim orada devletimizin temsilcileri var. Oradaki sahayı işte sağaltmaya çalışan, çok hani acil durumları azıcık yaşanılır hale getirmeye çalışan bir ekip. Türkiye'deki başka sivil toplum kuruluşları da orada. Ve orada annelerin feryadını, babaların feryadını, o çocukları, soğuktan ölen çocukları şimdi görüyorsunuz, anlatamıyorsunuz, izleyemiyorsunuz. Öyle görüntüler var ki şimdi bunlar mı terörist? Ve bunları biz görüyoruz, vicdanımız kaldırmıyor da yani bizim elimizde hiçbir şey yok. Şurada seslendirmek dışında gerçekten hiç elimizden bir şey gelmiyor. İşte ne oluyor? İdlib'e yardım etmek için bir takım kendi çapımızda maddi şeyler yapıyoruz. Seslendiriyoruz, yazıyoruz vesaire falan ama gerçekten isterlerse bunu yapabilecek güçler var. Şimdi Rusya bunu gerçekten istese yapamaz mı? Yapar tabii ki. Yani herkes kendi kozlarını, kendi gücünü, caydırıcı gücünü diyelim ki, kendi alan kazanma şeyini maksimuma çıkarmaya çalışıyor. Yani İdlib, Suriye'de artık son mevzi, son menzil gibi bakılıyor. Ve işte Rusya'da Esed tarafından ne kadar olayı götürebilirsem, senin ÖSO dediğine, senin muhalif dediğine, senin gerçekten artık hani çözülsün mesele diye bakan ve senin beraber Suriye'de hareket ettiğin kişileri aslında başka yerde takdir de ediyor Putin bunu ama orada terörist diyor onlara. Yani o yüzden bu denklemleri çözmek öyle kolay bir şey değil. Yani Türkiye şunu siz diyemezsiniz o yüzden. Ya işte savaşmayın, sevişin, yok efendim barışla gidin, arabulucu olun, taraf tutmayın. Yok öyle bir şey. Yani herkesin sizin altınızda oyduğu, herkesin kendi menfaati için uğraştığı bir yerde tarafsız olmak ahlaksızlık teklifi gibi bir şey. Yani siz bir ülkenin ülkeyi yönetmekle, bir ülkeyi politik olarak gelecek kuşaklara bırakmakla mesulsünüz. İnsanlar size oy vermişler. Ve siz bir yerde tarafsızlık, hani bu tırnak içindeki tarafsızlık şeyle gittiğinizde aslında kendi ülke menfaatlerinizi de beş paraya satmış oluyorsunuz. O yüzden bunu teklif etmek, ana muhalefet partisi için iktidara böyle bir şey teklif etmek ahlaksız bir teklif gibi geliyor bana, bilmiyorum yani. Sayın Kökçe'nin muhalefet partisinin yaptığı açıklamayı bu şekilde değerlendirdi ama genel çerçevede bakarsak Sayın Çağlar, dış politika meselelerine muhalefetin tavrını nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bir klişe var. Benim hiç sevmediğim bir şey. Bu güzellik yarışmaları var ya, ben ahlaken de hiç sevmiyorum o işleri. Benim ahlak anlayışıma da ters. Ayrıca bu kadın erkek ilişkileri meselesinde de çok cinsiyetçi bulduğum için sevmiyorum. Bu güzellik yarışmalarının bir klişesi var. Orada bir mesaj verilmeye çalışılır. Bunlar sadece güzel insanlar değil, aynı zamanda zeki insanlar. Sanki ikisi bir arada olamazmış gibi. Ve işte sorular sorulur o finale kalan finalistlere.
Ve sorulardan birisi de şudur, o klişe soru. Elinizde bir sihirli değnek olsa ne yaparsınız? Ve finalist cevap verir, dünyadaki tüm savaşları bitiririm. Yani bu seviyede konuşacaksak dış politikayı, ben muhalefetin tüm temennilerine katılıyorum. Keşke hiçbir yere, dünyada hiçbir yerde kurşun sıkılmasa, hiçbir asker olmasa, hiçbir silah bütçesi olmasa, hiç ya, sınırlar olmasa. Ülke sınırları yani olmasın bu bir yani. Temenni ise bu seviyede tartışacaksak meseleyi %100 destekliyorum. En büyük destekçileri benim. Ama realiteden konuşacaksak şu gözüküyor. Ben özellikle CHP'nin, en büyük muhalefet partisinin çokça emekli dışişleri mensupları tarafından şekillendirilen bu dış politika aklının günümüz dünyasını anlamaktan uzak olduğunu düşünüyorum. Benim kusuruma bakmasınlar. O kıymetli diplomatlarımızın görevde oldukları 10 yıl, 20 yıl önceki dünyada yaşıyormuşuz gibi yorumlar yapıyorlar. O dünya değişti. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Çağlar, Sayın Kökçe, Sayın Enes Bayraklı da Brüksel'den bizlere katıldı. Sizleri de bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya çarşamba saat 21'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.